Öncelikle ikinci memleketim Azerbaycan ve başkent Bakü şehrinden böyle güzel bir medya kuruluşuyla buluşmam, misafir olmam beni onurlandırır, şereflendirir. Ahmet Kaya gelince Avrupa'da görücüye çıktı. Bugün de Azerbaycan'da aynı zamanda Orta Doğu'da oynamaktadır. Türkiye'de de Eylül, Ekim aylarında vizyona girecek. Ahmet Kaya benim okul arkadaşımdı, sınıf arkadaşımdı, çocukluk arkadaşımdı. İkimiz de Malatyalıydık. Ben sinema dünyasına, o da müzik dünyasına geldi. Ama ne tarihidir ki bugün Ahmet Kaya yarısı infaz edildi, Fransa'da başka topraklarda yatmaktadır. Onun da gönlü, yüreği Türkiye'ydi. Birliği, beraberliği, kardeşliği anlatan türküleriyle, ezgileriyle, sözleriyle, düşünceleriyle, fikirleriyle bir halk kahramanıydı. Bir halkın sesiydi, bir halkın nefesiydi. Onun dünyasında insanlık vardı. Barış vardı, barış meselesi vardı, kardeşlik vardı. 20 sene sonra da olsa bu filmi benim yapmam geç de olsa benim için büyük bir şanstı. Ve iyi ki de yaptık, iyi ki de Ahmet Kaya borçlu gitmiyoruz. Onun için bugün benim burada iki sevindirici bir haberim var. Birincisi Ahmet Kaya vizyonda dedik. Halkla buluştu. Halk sinemalar akın ediyor. İkincisi ise hocalık katliamı. Ben Azerbaycan halkından özür diliyorum bu medya aracılığıyla. Şimdiye kadar niye gelmedim? Niye geç kaldım? Keşke diyeceğim ama keşkeler olmasın diyorum. Buradayım. İnşallah Cenab-ı Allah nasip ederse, e, reis cumhurbaşkanımız da izin onay verirseler ben hocalık katliamını çekeceğim. Hem de korkmadan, cesarette. Zaten yaptıklarım filmler hep gerçeği, cesareti, halkın gücünü anlatan filmlerdir. Ben şimdiye kadar yanlış yaptığımı hatırlamıyorum. Benim maddi olarak hiçbir talebim olamaz. Geçmişteki gibi. Ben manevi bakarım. Ben inanarak bakarım. Ben cesaretle çıkarım yola. Benim cesaretim halktır, haktır. Benim gücüm de önceden halk, halktan, sonra halktan alırım. Bugün Azerbaycan halkı da gördüm. Gençlerin göz pırıltılarını gördüm. Yaşlıların yüzlerindeki yaşamış çizgi hatlarını gördüm. Nasırlı elleri gördüm. Yaşlı annelerimizin, yaşlı teyzelerimizin Göç yaşlarını şu an hissediyorum. Hocalık katliamı gerçekten tarihi bir katliamdır. Yani bence ıssız bir Kerbela'dır. Yani en büyük Kerbela, Ali Rahmanların çocukları ve torunlarından sonra en büyük ikinci Kerbela da Hocalık katliamıdır. Ben onu ıssız bir Kerbela olarak görüyorum ve ben inşallah bu filmi dünyaya yapacağım. Azerbaycan halkıyla, Azerbaycan sanatçılarıyla, tabii ki Türkiye'nin büyük sanatçılarıyla, usta sanatçılarıyla inşallah Şener Şen'den, Kadir İnanır'dan, Türkan Şoray'dan tutun da yeni yetmelere kadar hepsini getirmeye çalışacağım. Bunu söz veriyorum, söz veriyorum, teyit ediyorum. Büyük bir film yapacağız ve sesimizi dünyaya anlatacağız. Acılarımızı dünü bugüne, bugünde yarına aktaracağız gençlerimize hem telkinde hem nasihatte bulunacağız. Sinema kalıcıdır, sinema ölümsüzdür. Bugün sinema dünya teknolojisinde birinci sıradadır. Dünya kendisini halen sinemayla anlatmaktadır. Azerbaycan devletimiz şurada maalesef 30 senedir hürriyetine kavuşmuştur, özgürlüğüne kavuşmuştur. Ama sinema çok önemlidir. Ben burada gördüm ki sinemaya da ehemmiyet verilmektedir. Filmlerimiz yetersizdir. Eğer biz Türkiye'deki sinemayla burayı birleştirirsek, gücü Türkiye'den alırsak her zaman olduğu gibi Azerbaycan sineması da büyük bir yere gelecektir. Ben buna bir elçi olmak istiyorum. Bir neferim ben. Bu yalnız Gani Rüzgar Şavata ile olmaz. Benim arkamda öğrenciler gelecek. Biz Türkiye'de çok sinema öğrencileri yetiştirdik. TV dizi yönetmenleri yetiştirdik. Ama Azerbaycan'da da yetiştirmek istiyoruz. Azerbaycan'da olan sesimiz dünyaya nefes olacaktır. Nefes verecektir diye düşünüyorum. Ben burada başta siz yeni çağın medyası olarak sizin öncüllüğünüzde ve iş adamı Hüseyin Bey'in de düşünceleri, fikirleri, maddi desteğiyle inanıyorum çok büyük bir film çekeceğiz. Evet, Sessiz Kerbera yakında dünya sinemalarıyla buluşacak, özleşecek ve Azerbaycan'a büyük bir sinema çıkarması yapacağız tekrar Ahmet Kaya gelirsem ben burada halkımdan, Azerbaycan halkımdan büyük bir İslam'ım var. Ben inanıyorum herkes Ahmet Kaya'yı sever, sayar, tanır, bilir. Türkülerini, ezgilerini duymuştur, duymaya da devam edecektir. Bu yürekli adamın cesaretini, sesini, sesinin özünü ben sinema diliyle anlattım, belgeledim. Malatya'da doğumundan Fransa'ya kadar. Ben Azerbaycan halkından istirham ediyorum. Bütün aileler çocuklarıyla bu filmi seyretmeli, sahip çıkmalıdır diye düşünüyorum. Sizlere burada teşekkür ediyorum ki ben bugün kendi evimdeyim, kendi gazetemdeyim ve kendi ekranımdayım. Sizlere müteşekkirim. Ben çok duygulandım kaç gündür buradayım. Azerbaycan halkı ayağımı yere değdirmedi. Mahcubiyetim çok büyük. İşte ben de bu mahcubiyeti gidermek için ben diyorum ki sessiz Kerbela yani hocalık katliamı çok önemlidir. İnşallah Mevlam neylerse güzel eyler. Ben bu filmi hayata geçireceğim. Herhalde o zaman Azerbaycan halkı beni affeder, beni bağışlar, beni yüreğine alır diye düşünüyorum.